Sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Anıtkabir'deki törenlerde partimiz temsil edildi. Bir kez daha Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün 10 Kasım'da Anıtkabir'deki anma törenindeydik ve maalesef yine Anıtkabir'deki bu yas gününe, matem gününe yakışmayacak görüntüler vardı. Anıtkabir'de çok sayıda cıvıl cıvıl öğrenci var, çok sayıda vatandaşımız var. 8-10 tane özel olarak getirildiği belli olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkili, onun siyasi bir sembole çevirdiği Rabia'yı yapan ve ona uzaktan seslenip lehine slogan başlatmak isteyen parti militanını en öne kadar getirmişlerdi. Gerçekten utanç verici bir durum. Recep Tayyip Erdoğan lehine şarkı şeklinde bir marş söylemeye çalışıyorlar. Ama işin güzel tarafı şu ki bir kez oradaki yüzler, binler bunun bir yas günü olduğunun bilincinde ve bu rezaletin bir parçası olmayarak o 8-10 tane parti militanını bir başına bıraktı orada. Geçtiğimiz yıllarda böyle taşımalı kıtalarla falan yaptıkları tezahüratlar Anıtkabir'e yakışmıyordu. Ama bugün 10 Kasım'da buna yeltenmek, buna tenezzül etmek gerçekten hayret verici, utanç verici utanabilene ve bugün orada Anıtkabir'deki yüzlerin, binlerin, on binlerin belki kendilerine verdikleri cevap da çok etkileyici. 8 parti militanı bir başına bağırdılar, geri kalan kimse katılmadı. Buna kim tenezzül ettiyse, kim sessiz kaldıysa, kim eğer amaçlarına ulaşsalardı memnun olacaksa büyük bir hata içinde olduğunu görsün. Ve bugün milletin vicdanından döndünüz. Bu akıl bir süredir AK Parti'yi yöneten ve yok eden akıl zaten. Aynı akıl Anıtkabir özel defterine yazılacak metinde de kendini gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyduk. Diyor ki 85 milyon olarak Türkiye yüzyılı vizyonu ile geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlanıyormuş. Kardeşim, senin iki şapkan var. Yanlış ama iki şapkan var. Rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra iki şapkan var. Bir tanesi cumhurbaşkanı şapkası, bir tanesi parti başkanı şapkası. Parti başkanı olarak partinin kuruluş gününde gidersin Anıtkabir'e, oraya neşredersin Türkiye yüzyılını. Dersin ki biz AK Parti olarak böyle yapıyoruz, böyle yapmaya çalışıyoruz, gelecek yıllara böyle ulaşmaya çalışıyoruz. Buna bir şey demeyiz, buna millet karar verir. Ama sen gitmişsin 10 Kasım'da Anıtkabir'e, cumhurbaşkanı sıfatıyla, cumhurbaşkanı şapkasıyla, cümlede 85 milyon olarak var, AK Parti'nin seçim sloganını, kampanya sloganını yazıyorsun. Olmaz, bu kesinlikle kabul edilemez. Biz varız kardeşim o 85 milyon içinde, ne münasebet? Cumhuriyet Halk Partililer var, ne münasebet? Senin AK Parti'nin ve MHP'nin üyesi olmayan milyonlar varız, ne münasebet? Sen oraya yazacaksın Türkiye yüzyılı. Polis bandosuna bu marşı çaldırmak, Anıtkabir'de gidip de özel deftere tam da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hep beraber biz bunu diyoruz. Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyoruz, bunu kınıyoruz, bunu millete şikayet ediyoruz. AK Parti'nin, MHP'nin geçmişte oy vermiş seçmenleri. Düşünün ki iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi var ve Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş oraya. Partimizin altı okunu 85 milyon olarak sahipleniyoruz. Olur mu? Gitmiş oraya bir partinin cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı kendi partisinin sloganını yazıyor. Ne hissedersiniz düşünün. Bugün bize onu hissettiriyorlar. Ama biz bunun bu milletin vicdanından bir kez daha geri döneceğini görüyoruz. İstanbul seçimlerinde 13 bin farkı
kabullenmeyip tekrar seçim diyenlere aynı seçmen 806 bin farkla cevap vermişti. Buradan ders alamayanlar işte ilk seçimlerde yeniden derslerini alacaklar. Dün Anayasa Mahkemesi önünde öğretmenlik meslek kanununa yönelik grubumuzun başvurusunun görüşüldüğü sırada yaşananlardan bahsetmiştik. Çok ayıplı görüntüler ortaya çıktı. Atatürk'ün mebus maaşının maaşlarını geçmemesini söylediği öğretmenlerin temsilcilerine, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen peygamberimizin bu vasiyetinin hilafına öğretmene neler yaptılar gördük. Öğretmenlerin seçilmiş temsilcilerine neler yaptılar gördük. Ve bugün geldiğimiz noktada o ayıplı durum Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararla bakalım bu iş nereye varacak diye herkesin başını çevirdiği bir noktaya geldi. Şimdi Anayasa Mahkemesi bugüne kadar yapmadığı bir şey yaptı. Dedi ki çok gerilerde bıraktığı bir uygulamasına döndü. Dedi ki tarafları bir dinleyelim. Ve tarafları dinleyeceği zaman belli ki geçmişteki daha önce benzer bir kanunun iptalini reddetmişti. Bir içtihat değişikliği olabilir. Yani bu sınav iptal edilebilir. Bu ihtimal var ama sınava da 10 gün var. 600 bin öğretmeni sınava sokuyorlar itirazlarına rağmen. 120 bin öğretmen de sınavda belletmen olarak görev yapması gerekiyor. ÖSYM böyle dedi. 720 bin kişi gidecek. Türkiye'nin dört bir yanında dünya kadar masraf, dünya kadar emek ve belki sonra sınav iptal olacak. O yüzden derhal bu sınavın yapılmasının Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararına kadar ertelenmesi gerekiyor. Bunu yapın ki öğretmenleri boşu boşuna zorlamayın, boşu boşuna üzmeyin, dünya kadar masrafı da boşuna yapmayın. Çünkü Anayasa Mahkemesi dün reddetmedi. Ben sendikaları dinleyeceğim dedi, öğretmenleri dinleyeceğim dedi, sınav yapacağım diyeni de dinleyeceğim, sonra karar vereceğim dedi. Bu şartlarda sınavı yapmak emri vaki yapmaktır, müsriflik yapmaktır ve dayatma yapmaktır. Bundan geri dönmelerini özellikle uyarıyoruz ve özellikle talep ediyoruz. Bu arada dün Danıştay önündeki görüntüler, dün Anayasa Mahkemesi önündeki görüntülerde bir şey daha ortaya çıktı. Bu detaya da dikkat çekmek isterim. O da geçen sene bir kanun çıkardılar, bir yönetmelik çıkardılar, genelge yayınladılar. Dediler ki özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin gizliliği gereği siz toplumsal olaylara müdahale eden polisi çekemezsiniz. E gazetecinin işi bu şimdi. Polis müdahale etti diyecek. Bunun görüntüsü olmayacak mı? Danıştay bunu iptal etti. Olmaz öyle şey dedi. Bu özel hayat değildir, kişisel veri değildir. Haberci çeker. Polis eylemciye saldırıyorsa dünyanın her yerinde çeker. Ama dün gördük ki kalkanlarla bu genelgeyi fiilen uygulamaya çalışıyorlar. Görüntü aldırtmamaya çalışıyorlar. Bu da doğru bir şey değildir. Hukuk tanımazlığın bir başka göstergesidir. Ve gelinen noktada biraz önce Anıtkabir'de yaşananlar, yaşatılmaya çalışılanlar, yazılanlar ve Anayasa Mahkemesi'nin önünde olanlar hükümetin hukuk tanımazlığını artık sınır tanımaz biçimde, yani hukukun kendilerini kısıtladığını, kanunların kısıtladığını, anayasanın kısıtladığını görmeden kendi lehlerine uyguluyorlar. Bakın, Cumhurbaşkanı hakaret suçu diye bir suç var. Tarafsız cumhurbaşkanları içinde. Devleti milleti temsil eden, bir partinin parçası olmayan bir cumhurbaşkanına tutmuş adam hakaret ediyor. Dolayısıyla hepimize ve devlete ediyor. Eleştiri sınırlarını aşıyor. Bunun için konmuş bir madde. Bence demokrasilerde buna da gerek yok. Ama bu madde orada duruyordu. TCK 299 ve 2014 yılına Cumhurbaşkanı hakaret suçundan sadece 110 dava vardı. Bugün tam 9168 dava var. Bir partinin genel başkanı günde 10 kere
siyasi polemiklere gire çıka, ona sataşa, buna saldıra ve cevaplar ala ve bir partinin genel başkanı olarak siyasette bir taraf olunca 9.168 dava ve tarafsız cumhurbaşkanı için konmuş bir maddeden utanmadan, sıkılmadan istifade etmeye devam ediyorlar. Tam 99 kat artmış, 99 kat artmış açılan davalar ve 2021'de 305 tane çocuğa dava açmışlar. Nasıl? Anlamadım. Çocuğa dava mı açılır? Vallahi koskoca cumhurbaşkanı çocuğa dava açıyor 305 tane bana hakaret etti diye. Ya adı üstünde çocuk çocuk. Sen koskoca cumhurbaşkanı bu kadar yetki, bu kadar etki, her şey elinde, bir de çoluk çocukla mı uğraşıyorsun? Ama yapıyor. Çünkü tenezzül meselesi. Şimdi TCK 299 kalksın diyoruz. Hayır. Bir de üstüne getirdiler TCK 217. Sansür yasası. Ve oradan TCK 217'den de genel başkanımıza dava açıyorlar. Öyle bir yere koydular ki ana muhalefet liderine ilk davayı açıyorlar. Sembol dava. Herkes ayağını denk alsın. Vallahi bu kadar baskı, bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık, adaletsizlik bence hiç kimse değil. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçimlerde ayağına denk alsın. Bu seçmen onlara bunun hesabını nasıl soracağını biliyor. Bir başka hukuk skandalı yarın İstanbul'da görülecek dava. Ekrem İmamoğlu İstanbullu dedi ki ya 25 yıldır Tayyip Bey veya atadıkları yönetiyor. Onun aday gösterdikleri yönetiyor. Bu sefer fikrim değişti, bir başkası yönetsin. Bıktık dediler. Bıktık yaşanan israftan, talandan, helikopterden, kupon arsaları beğenmekten, birilerine peşkeş çekmekten. Bu işleri yapmayacaklar yönetsin dedi. Yetkiyi Ekrem Bey'e verdi. 13 bin farkla. Bunlar dedi ki olmaz. Milli irade bana verilince baş tacı Ekrem Bey'e al aşağı, seçim mundar oldu dediler, seçimi yenilediler. Orada çok net bir şekilde İstanbullu seçmen 60 gün sonra tavrını koydu, bunlara demokrasi şamarını indirdi enselerini. Ekrem Bey yurt dışındaki bir ziyarette bu yaşanan süreci anlatmış, Süleyman Bey hemen bunu fırsat bilip Ekrem Bey'e bizi yurt dışında şikayet ettin, ahmaklık yaptın demiş. Ekrem Bey de cevap vermiş. Ben değilim. Seçimi iptal edenlerdir. Buradaki Süleyman Soylu'nun seçim iptali için nasıl çırpındığını da o seçimin iptalini anlatan kişiye ahmak dediğini de ve sensin ahmak diye bir cevap aldığını bilmek için hiçbir şey olmaya gerek yok. Ama vay sen bunu dedin ya. Kim seçimi iptal etti? YSK. Sanki kendi iradesiyle etmiş gibi. YSK üyelerine kurum halinde görev yapan kamu görevlerine alenen hakaret suçundan dava. Dava görülüyor ve yarın da görülecek ama bir iddia var. Davanın hakimi diyor ki ben aslında hükümete de Tayyip Bey'e de uzak biri değilim ama sonuçta hakimim. Adaletten uzaklaşamam. Sordular ne yapacaksın? Siyasi yasak ver, en üst sınırdan ver. Mahkemedeki biri sordu, adliyedeki biri sordu. Adliyeyi yöneten biri diyor. Gayri resmi hani eski deyimle adliye imamı. FETÖ'nün oluyordu ya, bu da sarayın adliye imamı. Sarayın adliye zabiti. Hakim demiş ki vallahi alt sınırdan verilir, hükmün açıklanması da geri bırakılır. Öyle düşünüyorum. Bu dosya bu demiş. Diyor ki beni aldılar. 8 yıl görev yapmam gerekirken birinci yılın sonunda hiçbir suçum, günahım yokken sürgün ettiler. Şimdi bu iddia ortadayken HSK bir soruşturma açtı mı? Yok. Ya bu hakime bunun sorulması lazım. İddia o ki şimdi de hakime dünya kadar baskı yapıyorlarmış. Pazartesiden beri çık yalanla, çık yalanla, çık yalanla. Görevden almışlar, yetmez çık yalanla diye de açıklama yapıyorlar. Pazartesiden bugüne bu konuda
hakimin üzerinde bir baskı olduğu açık. Bir an önce bir müfettiş görevlendirmesiyle bu işlerin soruşturulması lazım da yarın çıkacak karara nasıl güvenilecek arkadaşlar? Soma'da 5-0'lık kararın 3 hakimini değiştirip itiraz edip 3-2 suçluları kurtaran bir irade. Bu üçü de AK Partili oldukları birinci derece tescilli kişiler. Bakanlık yapmış, müsteşarlık yapmış falan. Adaletin sağlandığına, sağlanacağına nasıl inanacak insanlar? Bu durumdayız ve yarın gidilecek o mahkeme görülecek. Bütün Türkiye'nin de gözü orada olacak. Ama genel başkanımızın söylediği de herkesin kulağında olsun. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Yutamazsınız. Onu yutturmayız. Onu ezdirmeyiz. Bunu bugünden bir kez daha meclis çatısı altında kayda geçirmeyi bir borç biliriz. Değerli arkadaşlar, elimde bir harita var. Belki de ilk kez bu salonda adı geçiyor. Gümüşhane'den, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri. Bu köyler burada ve Gümüşhane'ye aitken bir cumhurbaşkanlığı kararıyla, burada o karar, bir sürü rakam var. Bir sürü rakam bu kararda. 8 Aralık 2021. Açın bakın. Bir paragraf rakam. Koordinat. Cumhurbaşkanı kararıyla böyle bir çizgi çiziliyor. Böyle bir çizgi. Ve Kırgeriş, Bağlama ve Damlı bu çizginin bu yanında kalarak Trabzon'a bağlanıyor. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine. Gümüşhane, Kürtün şaşkın. Köyler şaşkın. Ne oldu ya? Ve geçen hafta geldiler. Bizimle konuştular. Muhalefetle konuştular. Sonra yerel basından sistemlerini duydum. Biz salı günü gittik. Gümüşhane'nin AK Partili 2 milletvekili bize cuma günü telefon açıyorlar. Görüşemeden döndük. Ve ne olduğunu anlamaya çalışılırken şu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada olunca Gümüşhane'ye bağlısınız. Burada olunca Trabzon'a. Trabzon büyük şehir olunca artık köy değil mahallesiniz. Ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlısınız. O belediyenin başkan vekili Atilla Ataman'ın ve AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman'ın tam şurada tatil köyleri var ve buradaki ekoturizm yetkileriyle, belediyenin elinde olan ekoturizm bölgesi ilan etme yetkileriyle buralardan istifade etmek isterlermiş. Yani bir cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 3 köy önce mahalleye çevrilerek Trabzon'a bağlanıyor, Şalpazarı'na ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ın kendi ticari işi olan tatil köylerinin faaliyet alanında ekoturizm bölgesi haline getirilecek. İsyan ediyor buna muhtarlar. Bu köylerde AK Parti'nin oyu %80-85. Ama ilk kez AK Partililer bu sefer karşılarında AK Parti'nin gerçek yüzünü görüyorlar. Biz muhtarların arkasındayız. Köy kime oy vermiş olursa olsun bu hukuksuzluğun karşısındayız. Hukuki süreci de takip edeceğiz. Bu meseleyi de gündemden düşürmeyeceğiz. Bir belediye başkan vekilinin, AK Partili siyasi bir kişinin kendisi için kullanmak üzere köylerin mahalle yapılması, şehirden şehire taşınması AK Parti iktidarının geldiği son noktadır. Bir başka konumuz, Amasra'da 42 canımız gitti. 42 kardeşimiz madende hayatını kaybettiler. Ve Amasra faciasını incelemek üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun başkanlığına eski Enerji Bakanı Taner Yıldız getirildi. Zaten
Birinci fiyasko, birinci felaket bu. Çünkü kendisi Soma Komisyonu'nda bizim yaptığımız bütün incelemelerin sonunda AK Partililere kabul ettiremedik ama bütün muhalefet partilerinin mutlaka sorumlular soruşturulmalıdır, hesap vermelidirler dediğimiz ve bu işin siyasi sorumlularının başında gördüğümüz kişidir. Enerji Bakanı Taner Yıldız o dönemde facianın yaşandığı madene gidip burası iftar yapıp orada faciadan önce burası Türkiye'nin değil belki dünyanın en güvenli madenlerinden demiş, yapılan denetimleri işlevsizleştirmiş, oranın o kötü yönetiminin sırtını sıvazlamış, faciaya giderken bırakın bizim yaptığımız uyarıları onlara kulak tıkamış ve facianın önünü açmış anlayışın ta kendisidir. Gelmiş şimdi Amasra kazası niye oldu diye sorgulayacak. Kardeşim sen Soma'da görevini yapmadın. Soma'dan sonra bizim yaptığımız o komisyon raporlarından ders almadın, aldırmadın diye oldu. Tam bir saçmalık haliyle karşı karşıyayız ve görevini yapıyor. Dün ne yapmaya çalıştıkları anlaşıldı. Dün Çalışma Bakan Yardımcısı Sayın Adnan Ertem var. Muhalefet partileri, daha doğrusu komisyonun bütün üyeleri 4,5 saat boyunca sorular soruyorlar, eleştiriler yapıyorlar ve merak ediyorlar. Salonda Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından yetkililer var. Biz Soma'da, biz sorduk onlar cevapladı, biz sorduk onlar cevapladı ve birçok bilinmez öyle açığa çıkmıştı. Hatta içlerinde Soma Komisyonu'nda görev yapmış olanlar da var. Onlar da doğruluyorlar, onlar da doğrularlar, herkes biliyor bunu. Komisyon başkanı boynu kalında biliyor. AK Partili olmasına rağmen de şeffaf bir süreç yürüttüğünü o zaman söylemiştik. Dün Taner Yıldız şöyle diyor. Sorulara sadece Çalışma Bakan Yardımcısı cevap verecek. Ve oradaki sorumluluğun açığa çıkmasına engel olacak bir tutum. Bakan Yardımcısı da cevap verirken bir süre sonra gayet açık bir şekilde havalandırma ünitelerinden birinin bağlantısının olmadığı ve yetersizliğini açıklarken Taner Yıldız atlıyor ve tamam yeter bundan sonraki sorulara yazılı cevap ver diyor. Oturumu bitiriyorum diye kapatıyor. Bakın Amasra'dan o geniz yakan, yürek yakan kokular vardı. Biz o gün, o sabah, o gece oradaydık. Şimdi de Amasya Komisyonu'nda mide bulandıran pis kokular var arkadaşlar. Mide bulandıran pis kokular. Havalandırmada bir eksiklik olduğunu ilk günden beri söyledik. Maden mühendisleri söyledi. Bu sorunlu. Bu Taner Yıldız işin nereye gideceğini bildiği için yetkililer cevaplamayacak. Sen cevapla. O da soruya cevap verirken Sayın Bakan Yardımcısı Adnan Ertem bu ifadeyi kullanınca biraz önce okuduğum ifadeyi havalandırma ünitelerinden birinin bağlantısının olmadığı ve yetersizliği derken tamam yeter bundan sonrasını yazılı cevapla kapatıyorum çalışmaları. Bu olmaz. Amasra Komisyonu'ndan pis kokular geliyor. Bunun peşini bırakmayız. Bunu hem o komisyonda hem genel kurulda hem her fırsatta bunun peşinden gitmeye devam edeceğiz. Neden? Orada hayatını kaybeden 42 kişinin anasına, babasına, eşine, çoluğuna, çocuğuna hepimizin namus borcu var. Ne olduysa ortaya çıkacak. Son olarak Maliye Bakanı Sayın Nebati dün %30 civarında olan kredi faizlerinin %18'lere anti enflasyonist politikalara devam ederek indirdiklerini söylemiş. Küllüm yalan. Bir kere faizi düşürmenin en önemli gerekçesi kredi kullanımını arttırıp yatırımı, üretimi, ihracatı teşvik etmektir.
bütün kesimler, üreticiler, ihracatçılar, sanayiciler, ticaret yapanlar krediye erişememekten şikayet ediyorlar. Hazine kolay borçlansın, bankalar kimseye kredi kullandırmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Genelge üzerine genelge, yönetmelik üzerine yönetmelik ve kredi kullanımında hem KOBİ'lerde hem KOBİ'den büyük şirketlerin kredi kullanımında inanılmaz zorlamalar ve bankalar üzerinde inanılmaz baskılar var. Kimse kredi alamıyor ve buna anti enflasyonist politika diyorlar. Ve küllüm bir yalan söylüyor. Bir kere bu programı açıklarken ne demiştin sen? Dış ticaret açığı azalacaktı. Cari işlemler fazla verecekti. Merkez Bankası'nın rezervleri artacaktı. Ekonomideki dolarizasyon azalacaktı. Enflasyon düşecekti. Hangisi oldu? Hiçbiri olmadı. 5'te 0. Ve tam tersi oldu. Ne deniyorsa tam tersi oldu. Bakın 128 milyar nerede diyoruz? Dedemizden, ninemizden, anamızdan, babamızdan miras rezervi cayır cayır yaktılar. Üstüne 77 milyar lira da oradan buradan borç bulup yine dolar yaktılar. Dolar daha fırlamasın diye. Mızrak çuvala sığmıyor. Büyük bir felakete doğru sürükleniyoruz. Ve çok basit bir karşılaştırma Nebati'yi yalanlayan. Geçen sene 23 Eylül 19 olan haftalık faiz, bir haftalık repo yani politika faizi bugün 10,5. Bakın ne oluyor o bir yılda. 19,5 olan enflasyon 85,5 olmuş. Faizi düşürünce enflasyon düşecekti ya. 19'dan 10'a düşürdü faizi. TÜFE 19,5'tan 85,5'a. ÜFE 43,9'dan %157'ye. Dolar kuru 8,57'den 18,60'a çıkmış. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor? İşte rakamlar ortada. İhracat artacaktı. O gün ihracat artış hızı %33, ithalat 22 iken bugün ihracat 15'e düşmüş, ithalat 39'a çıkmış. İş ortada. Ve bugün geldiğimiz noktayı gösterelim. Vallahi bu sefer oradan gösterdim olmadı, buradan gösterdim olmadı. Nereden gösteriyorum? Bakın bakalım. Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Ekonomisi Raporu Ekim 2022. Bakın. Faiz. Bu en alttaki gelişmiş ülkeler. Hemen üstündeki yeşil dünyanın ortalaması. Enflasyondaki gelişmiş ülke ortalaması. Bütün dünya ortalaması. Az gelişmiş ülkeler ortalaması. Aha bu da Türkiye. Bu da Türkiye. Diyorlar ya enflasyon bütün dünyada var. Aha bütün dünyada bu kadar. Avrupa'nın başı enflasyonla böyle. Aha onunki daha da az. Beğenmediğin, burun kıvırdığın, gelişmekte olan değil, gelişmemiş ülkeler var. Al bakalım oraya. Bir de Türkiye'ye bak. İşte Recep Tayyip Erdoğan, ben büyük ekonomistim. İşte size Nurettin Nebati. Diyor ki faizi düşürerek, şuradan itibaren faiz düşürüyorlar. Bakın 18, 16, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 12, 10. Düşürüyorlar. Enflasyona bakın. Faiz 18, enflasyon 19'muş. Bunlar düşüşe başladığında böyle indik ya. Enflasyon 19, 20, 21, 35, 48, 54, 61, 70 tık 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 85,5. Nebati diyor ki anti enflasyonist faiz politikası. Al sana enflasyonun gidişatı. Daha bir şey söylemeye gerek var mı? Dünyada da var yalanı, ama böyle çöküyor. Dünyada da var. Adamlarda 3 var, 5 var, 7 var. Sende 90 var. Faizi düşürdükçe enflasyonu dizginliyoruz diyor. İşte durumu.
Daha bir şey söylemiyorum. Eğer bu Nurettin Nebati, dedim ya ehliyetsiz kaptan, biraz daha bu geminin başında durursa ve o geminin başındaki birinci kaptan sarayda durmaya devam ederse hepimiz mahvolacağız. Bunun AK Partisi, MHP'si yok. Hepimiz bu fırtınada denizin dibine gömüleceğiz. Bütün her şey bunu gösteriyor. Ama bir yalanla ikna üretmeye devam ediyorlar. Biz milletimizi uyarıyoruz. Bunlardan kurtulmadan hiçbirimize kurtulmak yok. Kimsenin kursağından da bugünkünden daha fazla ekmek geçmeyecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.